Şimdi küçükten büyüğe herkes biliyor ki küçük düğün salonlarından artık parklara, salonlara sığmıyoruz. Sokaklara sığmıyoruz. Daha da sığmayacağız inşallah. Bu emekte, yani bu başarıda emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum, gelmiş geçmiş. Bundan sonra da emek verecek bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum buradan. Emeği ayrıca geçen ilçe başkanıma da huzurlarınızda Çağatay Bey'e teşekkür ediyorum. Salonda genç arkadaşlar fazlalık tabii, gençlik kolları kahvaltısı. Buradan sesleniyorum arkadaşlar. AK Parti gençlik kolları gücünü tarihinden, atasından, dedesinden, kültür mirasından alan bir gençliktir. Bir davaya aşinadır. Bakınız, Yavuz Sultan Selim Han Mısır'ın fethinden sonra Sümeyye Camii'ne cuma namazı kılmaya gider. Şam valisi cuma namazını kılacağı yere atlastan bir seccade koyar. Yavuz Han bunu gördüğü zaman sinirlenir. Efendi, burası Allah'a kulluk makamıdır, padişahlık makamı deyip seccadeyi oradan kaldırtır. Yine aynı cuma namazında hutbeyi veren Şeyhülislam Yavuz Sultan Selim Han'a Hakimül Harameyn, Mekke ve Medine'nin hakimi lafzını kullanır. Tabi Yavuz hiddetlenerek, efendi biz bu topraklara hakim değil, olsa olsa bu toprakların hadimi, bu toprakların hizmetçisi oluruz diyerek hutbeyi düzeltir. Eğer ki tarihimizden gelen bu anlayışı hayata geçirirsek başarılı olacağımıza inanıyorum ben. Ki bunun örneklerini de çok gördük. Fakat bu tarihten bir haber olanlar oldu Türkiye'de hep. Bölgemizde de böyle. Halkından, köylüsünden, vatandaşından utanç duyup kendini hep üstün tutanlar oldu. Hala da bu üstün tutanlar devam etmekte. Bu ülkenin %50'sini bidon kafalı olarak niteleyenler oldu. Başörtülüler sadece hizmetçi olur, din sadece camide yaşanır dediler. Maalesef bu zihniyet hala devam ediyor. Çok şükür, hamdolsun, bu çalışmalarla artık azınlıktalar. Bundan sonra da bu çalışmalarla daha da azınlıkta olacaklar. Arkadaşlar, AK Parti bu ülkeye sadece hizmet eden, bu ülkenin sadece o tarihinde o dedesinin dediği gibi bu ülkenin sadece ve sadece hadimidir, hakimi değildir. Kendini hakim sanan zihniyetlerle arasındaki tek fark ve en büyük fark AK Parti'nin bu ülkenin hadimi olmasıdır, hakimi değil. Bu ülkenin hakimi zannedenler kendilerini bir vatan evladı one minute dediğinde beyinleri almadı. Avrupa Birliği bizi istemezse istemesin dediğinde ağızları açık kaldı, anlamadılar. Cumhurbaşkanımız, seçilmiş Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür dediğinde onun o sözüyle değil, salonun kalabalığıyla ilgilendiler. Arakanlı bir Müslümanın bu ülkenin Dışişleri Bakanı'nın omzunda ağlamasını algılayamadılar, algılayamayacaklar. Duble yolları, hastaneleri, okulları, yurtları anlamadılar, anlamayacaklar. Marmara'yı, 3. köprüyü anlamadılar. Havaalanlarını anlamadılar. 2023, 2051, 2071 felsefesini anlamadılar, anlamayacaklar. Ve halkın sofrasında içilen, işte bugünkü gibi çayın tadını hiçbir zaman anlamayacaklar. İşte AK Parti'nin, AK Parti gençlik kollarının da bu siyasetinden dolayı içte ve dışta hep bir rahatsızlık var. Bunlar paralel örgütlenmeyle, Gezi Parkı eylemleriyle, 6-7 Ekim olaylarında gösterdikleri gayretlerle bu zihniyet durmayacağını, rahat durmayacağını gösterdi. Fakat akıllarından çıkarmayacakları bir şey var, ben de buradan söylemek istiyorum. Biz de durmayacağız, biz de çalışacağız, biz de gayret göstereceğiz ve hiçbir zaman Allah'ın izniyle başarılı olamayacaklar. Bu ülkenin daha AK Parti'ye çok ihtiyacı var.
Bu ülkenin ak gençliğe çok ihtiyacı var. Bu ülkenin, bu bölgenin, Edirne'nin, Uzunköprü'nün AK Parti'ye, AK Gençliğe çok çok daha ihtiyacı var diyorum. Şeyh Edebali'nin kısa bir öğüdüyle, oğul, yükün ağır, işin çetin, gücün kula bağlı, Allah yardımcın olsun öğüdüyle sözlerime son veriyorum. Hepinize kahvaltımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sayın milletvekili adaylarım, Gençlik Kolları Başkanım. Evet, dördüncüsünü gerçekleştirdikleri gençlik kollarımızın kahvaltımızda, dayanışma kahvaltımızda bir kez daha buluşuyoruz. Tabii bu kahvaltının şöyle bir önemi var. Önümüzdeki süreçte, seçim sürecinde çok önemli bir döneme çekilmiş bulunmak. Topluluk aramızdayken sizlere şunu da ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki Perşembe günü SKM dediğimiz seçim koordinasyon merkezimizi Gazi Caddemizde düzenlemesini yaptığımız binamızda toplu bir biçimde büyük bir kalabalık ve büyük bir coşkuyla hep beraber Uzunköprü'müzde milletvekili adaylarımızın katılımıyla açacağız inşallah. Ve buradaki Uzunköprülülere hizmet etme aşkımızı, Uzunköprü'ye olan Edirne'mize, bölgemize olan sevdamızı bir kez daha vurgulayacağız. Evet, toplantının özünde gençlerin buluşması ve dayanışması var. Ben buradan aramızda tabii bizim gençlik kollarımız gibi ÜNEAK, üniversite gençliğimizde, üniversitedeki genç kardeşlerimiz de bulunuyor. Ben kendilerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Hem gençlik kollarımızı hem üniversite gençliğimizi. Çünkü yeni Türkiye yolunda, yeni demokrasi yolunda hiçbir zaman bu sevdayı yalnız bırakmadılar ve üstlendikleri görevleri Uzunköprü Teşkilatı'nda üzerlerine ne düşüyorsa hepsini abilerine, büyüklerine saygı göstererek ve aynı zamanda onları örnek alarak tüm yapması gereken sorumlulukların hepsini yerine getirdiler. Ben bu vesileyle bir kez daha burada bulunan bütün gençlere teşekkür ediyorum canı gönülden. Bu sevdayı, hiçbir zaman bu davayı yalnız bırakmadığınız için ve sizleri gönülden alkışlıyorum. Gençler geleceğimizin teminatı. Tabii burada bu çatı altında bulunan AK Parti ailesi içinde bulunan gençlerimizin çok önemli bir görevi de var. Zaten onlar bunun bilincinde ve farkındalar. Geçtiğimiz senelerde bir gençlik bir grup vardı ki elinde tencere tavalarla bu meydanlarda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ortalığı yangın ateşine döndürmeye çalışıyordu. Ama bizim gençlerimiz, bizi örnek alan, bizle beraber yürüyen gençlerimiz de bizlerle beraber sokak sokak, kapı kapı gezip her mahallede, her sokakta, iftar programlarında, çalışmalarda ekmeğini, aşını büyükleriyle paylaşma çabası içindeydiler. Ben bu farkı gözetmek istiyorum. Geçen hafta gençlik kollarımızın kutlu doğum haftası vesilesiyle bir programları vardı. Çok başarılıydı. Bütün Uzunköprü gençliğini ve büyüklerini davet etmişlerdi. Ve aynı gece Uzunköprü'müzde bir yerde daha bir program vardı. Tabii oradakilere de tebrik ediyoruz. İyi eğlenceler de diyoruz. Ama ben biraz aradaki aynı gecedeki yaşanan nüanslardan bahsetmek istiyorum. Bir program vardı şehrin kilisesinde, sanat müziğiyle kulakların pasını aldı orada arkadaşlar. Tabii bu etkinlikler de önemli. Ama bir etkinlik daha vardı gençlik kollarımızın gerçekleştirdiği, ÜNEAK gençliğimizin gerçekleştirdiği. Orada da Kur'an dinletisiyle gönlümüzün, ruhumuzun dinginliğine ulaştığımız bir gece yaşadık. Ben bu bariz aradaki farkları vurgulayarak bu gençlerin nasıl Uzunköprü'müze, geleceğe nasıl teminat olduklarını, nasıl örnek davranışlar içinde bulunduklarını vurgulamak istedim. Elbette bu süreçte teşkilat olarak milletvekili adaylarımızın etrafında kenetlendik. SKM çalışmalarımıza başladık.
gençlik kollarımızda, kadın kollarımızda, ana kademi üyelerimizde, mahalle başkanlarımızda, kurucusundan kuruluşundan bugüne ilk üyemizden son üye kaydımıza kadar herkese ulaşmaya çalışıp bu birlikteliği önümüzdeki süreçte devam ettirme adına her geçen gün büyüyoruz. Sahadaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu seçim Edirne'de ya da Tekirdağ'da ya da İstanbul'da bölgemizde özellikle bir milletvekili adayı çıkarma, birisini milletvekili yapıp da Ankara'ya gönderme, meclise gönderme derdi olan bir seçim değildir. Her seçimin kendi şart ve önemine, dönemine göre elbette stratejik önceliği vardır. Bu seçim çağa kalkmış, havalanmaya başlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önümüzdeki dönemde 2023-2071 hedefleriyle yeni Türkiye adı altında hiçbir şeyin eskisi olmayacağı gibi hedeflerine hızla ilerleyeceği bir dönemecin başlangıcıdır. O yüzden bizler üzerimize düşen görevleri, az önce gençlik kollarımın bahsettiği başlıkları, aslında Uzunköprülüler, Edirneliler, buradaki bölgemizde yaşayan vatandaşlarımız birçok konunun farkında. Hepsini biliyorlar. Hepsini yaşıyorlar günlük hayatlarında. Bizlerin üzerine düşen bu kuru inattan veyahut da bu kutuplaşmadan herkesin vazgeçmesini sağlamak, derdimizi de sevdamızı da bu topraklara anlatmak ve hayırlısıyla Şemsettin Emir vekilimizi, Fatma Aksal ablamızı, biliyorsunuz Edirne'mizin abisi Şemsettin abimiz, Edirne'mizin ablası Fatma Aksal ablamız ve içimizden beri teşkilatımızın Uzunköprü Teşkilatı kurulduğu günden bu yana daima partililerle, parti teşkilatı içerisinde hep beraber olduğumuz, hep beraber yürüdüğümüz, bizlerle hiçbir zaman desteğini eksik etmeyen ve aynı çalışmalarda bulunan bu toprağın evladı, burada aşını ekmeğini kazanıp burada istihdam yaratan ve Uzunköprü'ye olan borcunu, Edirne'ye olan borcunu ödemeye çalışan Mustafa Okur, Edirne'mizin kardeşiyle beraber inşallah Allah'ın izniyle bu sefer AK Parti yönetimlerine, AK Parti iktidarına, Türkiye'nin neresinde olursa olsun hep birincilik, hep önderlik, hep liderlik yakışır diyorum. Bizler bütün kırgınlıkları, bütün içimizde birbirimize hissettiğimiz, yaptığımız konuşmaları, her şeyi şu an rafa kaldırdık. Gönül birliğimizi, el birliğimizi sağladık. Kuruluşundan bugüne kadarki bütün abilerimizle, bütün bayanlarımızla, bütün kardeşlerimizle, kim ne derse desin, kim neyi nereye çekmeye çalışırsa çalışsın, bizler birlik olduk, beraber olduk. Uzunköprü'ye, Edirne'mize olan sevdamızı anlatmak için de artık Perşembe günü özellikle bire bismillah diyerek sokaklara çıkacağız inşallah. Ben konuşmamı da fazla uzatmak istemiyorum. Milletvekili adaylarımız sizlere hitap edecekler. Bu toplantının da, önümüzdeki seçimlerin de Uzunköprü'müze, Edirne'mize, bölgemize, Türkiye'mize ve dünya siyasetine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gençler, durmak yok, yola devam diyorum. Bizler hiçbir zaman duran adamlardan olmadık, herkese örnek olduk diyorum. Hepinizi sevgi ve dua ile selamlıyorum arkadaşlar. Değerli vekillerim, ilçe başkanlarım, gençlik kolları başkanlarım, geleceğimizin teminatı AK Gençler, basınımızın değerli mensupları, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Böyle bir ortamı bize sağlayan gençlere teşekkür ediyorum. Bu seçimlerde en çok bayanlar demiştim ben geçen bayanların söylediğinde. Bir de gençler. Bize en çok çalışacak insanlar, bize en çok oy toplayan insanlar gençlerimiz. Biz gençlerimize çok güveniyoruz. Sayın Başkanım dediği gibi bizim gençlerimiz duran gençler, gençler. Bizim gençlerimiz üreten gençlerdir. Bu seçimlerde
Özellikle bizim derdimiz sadece Şemsettin abimizi ya da Fatma ablamızı ya da beni çıkartmak değil. Bu seçimlerde biz Edirne'mizi Ankara'da daha güçlü bir sesle, daha bir gür sesle temsil etmek için 3 vekilimizle birlikte orada çok çalışıp Ankara'ya 400 tane milletvekili için en azından 3 tanesini biz buradan garanti etmek istiyoruz. Bunun için çok çalışacağız arkadaşlar. Ben fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hepinize tekrar hoş geldin diyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli ilçe başkanlarım, gençlik kolları başkanlarım, Keşan Gençlik Kolu Başkanı'nı da burada görüyorum. Milletvekili adaylarımız, çok değerli uzun köprülüler, hanımefendiler, beyefendiler ve özellikle gençlerimiz. Ben bu güzel kahvaltı organizasyonu için Gençlik Kolu Başkanımız Doğan Kınan'ın şahsından tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Hepiniz eve geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bakın bugün pazar. Hepimiz evimizde çoluğumuzla, çocuğumuzla, eşimizle oturup kahvaltımızı eder, gidip dışarıda bu güzel havanın tadını çıkartabilirdik. Ama sizler bugün kalkıp buraya geldiniz. Bu bir sevdadır. Bu bir Türkiye sevdasıdır. Bu bir AK Parti sevdasıdır. Bildiğiniz gibi önümüzde çok önemli bir seçim var. Tabii her seçim önemli. Ama bu artık Türkiye'nin kaderini, ya eski Türkiye ile ya da yeni Türkiye ile yola devam etme kaderini belirleyecek bir seçimdir. Artık Türkiye darbe anayasalarıyla idare edilmiyor. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Hepimiz bunu biliyoruz. Burada derdimiz bizim meclise kimi göndereceğimiz değil. Ama gerçekten AK Parti'nin yeni anayasayı değiştirecek milletvekiline ihtiyacı var. Ben bu anlamda Edirne'nin de Ankara'ya gerekli desteği vereceğine, sizlerin gayretiyle, sizlerin desteğiyle vereceğine bütün samimiyetimle inanıyorum. Türkiye'nin gençler, Türkiye'nin geleceği. Tabii ki hepimiz için önemli Türkiye'nin geleceği. Ama gençlerimiz için daha bir önemli. Onun için bu ülkenin istikrara ihtiyacı var. İstikrarın adı da AK Parti'dir. Bakın şu an Türkiye'de AK Parti'den başka hiçbir parti tek başına iktidar olmayı hedeflemiyor. Ne diyor Kılıçdaroğlu? Hedefimiz %35 oy almak. Peki %35 oy CHP'yi kendi başına iktidara taşır mı? Hayır, taşımaz. Bunu kendileri de biliyorlar. Hedefimiz tek başına iktidara gelmek değil diyorlar. Hesap nedir? MHP, VDP ile koalisyon kurmak. Türkiye'nin artık koalisyonlarla yönetilecek durumu yok. Türkiye koalisyonlu günlere gidemez. Onun için AK Parti iktidarının, AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesi, tek başına iktidara geleceğinden hiç şüphemiz yok da anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip olması çok önemli. Onun için bu seçimlerde hepimize çok büyük görev düşüyor. Her seçimden olduğundan daha fazla çalışıp Edirne'den de gerekli katkıyı vermemiz gerekiyor. Bu sabah özellikle gençlerin organize ettiği bir kahvaltıdayız. Bu anlamda ben birazcık gençlere yönelik bir şeyler söylemek istiyorum. Bakın şu an Türkiye'de gençlere en büyük değeri veren parti AK Parti'dir. AK Parti milletvekili seçilme yaşını 18'e düşürmeyi teklif ettiği zaman bazı partiler çoluk çocuğu meclise mi sokacaksınız dediler. Ama biz vazgeçmedik. Bu AK Parti'nin gençlere verdiği değer ve güveni gösteriyordu. Bu anlamda her zaman olduğu gibi önümüzdeki seçimlerde de gençlerimiz de AK Parti'ye gerekli desteği vereceğine inanıyorum. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu gençlik programını hazırlayan ben de Gençlik Kolu Başkanı kardeşime teşekkür ediyorum. Sayın ilçe başkanım, il genel meclis üyem ve dava arkadaşlarım, sayın basın mensupları, sabahın erken saatinde bizlerle buluşmak için burada bulunan değerli kardeşlerim, hepiniz
Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gençlik toplantısı olması münasebetiyle sözlerime önce gençlerle ilgili olarak AK Parti hükümetinin yapmış olduklarını birkaç maddeyle anlattıktan sonra, yani hicraatlarımızı anlattıktan sonra siyasi birkaç cümle söyleyip diğer programıma yetişmek zorundayım. Eğer biraz kısa tuttuysak şimdiden affola diyorum. Sevgili gençler, gelin AK Parti hükümeti döneminde gençlerle ilgili neler yapılmış onlara şöyle bir göz atalım. Bir, üniversite harçlarını kaldırdık. Artık maliyetini devletimiz yüklenmiş vaziyette. Üniversiteye girişte uygulanan kas sayı adaletsizliğine son verdik. Böylece eğitimde fırsat eşitliği sağladık. Yani kas sayı problemi çok büyük bir problemdi. Bilhassa meslek liselerimize uygulanıyordu. Ancak amaç İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin önünün kesilmesiydi. Bunu yaparken diğer meslek lisesindeki kardeşlerimizin de önü kesildi. Dolayısıyla binlerce öğrencimiz, binlerce ailemiz bu konuda mağdur kaldı. Bunu ne yaptık? Kaldırdık. Genel af düzenlemesi yaptık. Üniversitelerden lişiği kesilen yaklaşık 800 bin öğrencimizin eğitimlerine devam etmesini sağladık. Yani bir şekilde ufak tefek suçlardan dolayı ya da başörtüsü meselesinden dolayı okuluna devam eden, devam edemeyen 800 bin öğrenciyi tekrar hayata kazandırdık. Ailelerini mutlu ettik. Bu kardeşlerimiz tekrar okullarına başladı. Okullarını bitirecek. İnşallah bu millete ve memlekete hizmet edecek. Askerlik sürelerini kısalttık. Zorunlu askerlik süresini 12 aydan biliyorsunuz, 18 aydan 12 aya. Yedek subay askerlik süresini 15 aydan 12 aya. Kısa dönem askerlik süresini de 8 aydan 6 aya indirdik. Kredileri, bursları artırdık. Hükümetimiz döneminde 450 bin gence kredi verilirken bu rakamı yaklaşık 3 kat arttırarak 340 bin burs, 925 binde kredi olmak üzere 1.265.000 öğrencimize burs ve kredi verme imkanını sağladık. İktidara geldiğimizde 2002 yılında 494 milyon Türk lirası olan YurtKur bütçesini yaklaşık 14 kat arttırarak 2015 yılında 7 milyar Türk lirasına yükselttik. 2002 yılında lisans öğrencilerimize 45 lira, sadece 45 Türk lirası burs artırılarak 330 liraya çıkartıldı. Yüksek lisans öğrencilerine verilen aylık 90 Türk lirası burs 666 liraya, doktora öğrencilerine verilen aylık 135 liradan 990 liraya yükseltildi. Bunu ben sadece öğrencilere hitaben söylüyorum. Neler yaptıklarımızı bir hatırlasınlar ve arkadaşlarına bunları tekrar tekrar anlatsınlar. Böylece 2002 yılında bu yana yüksek öğretim öğrencilerinin kredilerinde yapılan artış %567 olmuştu. 234 yeni yurt yaparak yüksek öğrenim öğrencilerimiz için yurt sayısını 190'dan 424'e, yatak kapasitesini ise 182 binden %100 artışla 383 bine yükseltti. AK Parti hükümetimizin iktidara geldiği 2002 yılında 75 il ve 57 ilçede gençlerimize yurt hizmeti verilirken bugün 81 il, 155 ilçede hizmet verilmektedir. Yurtlarımızın standartlarını yükselttik. Koğuş tipi odalardan modern odalara geçtik. Tüm yurtlarda ücretsiz internet sistemi kurduk. 2002 yılında 74 olan gençlik belgesi sayısını
Bugün 81 ilde 193'e yükselttik. Gençlik liderliği projesini başlattık. 193 gençlik projesinde 827 gençlik liderimiz görevlendirildi. AK Parti hükümeti döneminde gençlerimize yönelik olarak 48 stadyum, 343 spor salonu, 568 futbol sahası, 24 atletizm pisti, 205 çok amaçlı spor tesisleri inşa ettik. Uyuşturucu ile mücadele kurulu oluşturularak kapsamlı bir eylem planı hazırlanarak uygulamaya konuldu. Cumhuriyet tarihinde en çok üniversite kuran iktidarız. AK Parti eğitim almamış genç bırakmayacağız Allah'ın izniyle. Seçilme yaşı az önce söyledi Fatma Hanım. Seçilme yaşı 25'e indirildi. Yine. Şu anda 18'e indirme çabamız var. Kim itiraz ediyor? CHP ve MHP. Hani gençlerin yoğun olduğu siyasi hareket, onlara da sesleniyorum. Onlar da tekrar partileriyle ilgili durumlarını gözden geçirsinler. AK Parti hükümeti döneminde zorunlu eğitim 3 kademe olarak 12 yıla çıkardık. Yıllardır çözülemeyen başörtüsünü serbest hale getirdik. Meslek ve İBAM Hatip liselerine uygulanan kasaya adaletsizliğine son verdik. Şimdi bunu, başörtüsü meselesini hallettik. Kasayı hallettik. Bunlar birkaç cümleyle söylendiği zaman sanki normal, mutat işlermiş gibi anlaşılıyor. Arkadaş, birileri burada bu memlekette 28 Şubat'ta bu 1000 yıl sürecek dedi. 28 Şubat 1000 yıl sürecek dedi. 1000 yıl sürdü mü? Elhamdülillah 13 yılda bütün hepsini hallettik. Hallettik mi? Hallettik mi AK Partili? 2003 yılından itibaren ilk ve orta öğretim öğrencilerine toplamda 1.9 milyar adet ücretsiz kitap dağıttık. Yani her öğrencimiz artık kitap derdi yok. Masaların üzerine şöyle serilmiş vaziyette kitaplarını alıyor. Bütün öğrencilerimiz ve velilerimiz bundan çok mutlu. 2002 yılında 76 olan üniversite sayısını 176'ya çıkardık. İktidarımız döneminde 49'u vakıf, 51'i devlet üniversitesi olmak üzere toplam 100 yeni üniversite kurulmasını sağladık. Geçmişte yaptıklarımız, gelecekte gençlerimiz için yapacaklarımızın da teminatıdır. Bunu herkes böyle bilsin. Bu anlamda AK Parti gençliğimizin partisidir, gençlerin partisidir. AK Parti 2023, 2053, 2073 hedeflerine eriştirecek olan kim? Gençlerimizdir. Gençlerimizdir. Bu kutlu dava yolunda hep birlikte istikbal savaşı verirken gönüllü neferlerimiz gençlerimizdir. Bizler AK Parti ailesi olarak gençlerimize, gençlerimizle umut doluyuz. Gençlerimizle coşkuluyuz. Gençlerimizle iftihar ediyoruz. Arkadaşlar, AK Parti sıradan bir parti değildir. AK Parti diğer partiler gibi tabelalarındaki Adalet Partisi, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, CHP, MHP, HDP gibi bir parti asla değildir. Bunlar hepsi tabela partisidir. AK Parti nedir bilir misiniz? AK Parti milletin partisidir. AK Parti milletin kendisidir. Önümüzde 2015 seçimleri var. Bu seçimler çok önemli seçim. Bu seçimler
milletin kaderini tayin edecek bir seçim. Bu memleket Kurtuluş Savaşı'nı yaptı. Allah'a şükür Çanakkale geçilmez dedi ve geçilmedi. Fakr-ı zaruret içerisinde çoluğuyla çocuğuyla mermi bulamazsa kazma kürekle bu meseleyi halletti. Şimdi 2015 seçimleri öyle bir seçim ki bu bizim İstiklal Savaşımız değil, istikbalimizin savaşı olduğunu biliyor musunuz? Bunun farkında mısınız? Ey uzun köprüler, sizler bunun farkında mısınız? Bu Ahmet'in Mehmet'in meselesi değil. AK Parti'de Ahmet'in Mehmet'in, Şemsettin Emir'in, Fatma Aksal'ın, Hasan'ın Hüseyin partisi değil, tekrar söylüyorum, milletin partisidir. AK Parti terdi hareket eden insanların partisi değil. Milletle yürüyerek, milletle beraber ilerleyen bir partidir. Bunu herkes öyle bilsin. Defa ilan veriyoruz. Şehrimiz Halis Hatun Mahallesi sakinlerinden. Bunun için tekrar şapkamızı önümüze koyacağız ve düşüneceğiz. Sadece kendi nefsimizi değil, sadece kendimizi değil, sadece kazancımızı değil, sadece akrabamızı değil, geleceğimizi inşa etmek için, geleceğimiz için çocuklarımızı ve kadınlarımızı düşüneceğiz. Biz bugün varız, yarın yokuz. Ama bu devletimiz, milletimiz ilelebet payidar olacaktır. Hiçbir zaman bu memleketin idarecileri, başta Mustafa Kemal olmak üzere, hiçbir zaman bu milletin kafasını öne eğdirmediler. Allah'ın izniyle bundan sonra gelecek olanlar da asla eğdirmeyecekler. Buna inancınız tam mı? Sözün özü. Birkaç cümleyle sözlerimi tamamlamak istiyorum. Ve diyorum ki dostlarım, hepinize söylüyorum. Gün bitti. Bugün yeni bir gündür. Artık bundan sonra geçmişe değil, geleceğe bakacağız. Yeni bir sayfa açacağız. Beyaz bir sayfa açacağız. Bu sayfanın sonunda da kim kazanacak biliyor musunuz? Uzunköprü kazanacak. Edirne kazanacak. Enes kazanacak. Kesan kazanacak. Bunu birlikte kazanacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Teşekkür ederim.